PU Kuzey Afrika ve Orta Doğu CEO'su Emre Güzel'le birlikteyiz. Emre Bey, hem sizi hem de PU'yu tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben eski bir bankacıyım, çok eski bir bankacıyım. 16 yıl önce Pamuk Bank'ta başladım çalışma hayatıma. Sorulduğu zaman aslında kendimi hep fintech ile uğraşan bir bankacı olarak tanımlıyorum. Çünkü fintech dediğimiz olgu biliyorsunuz aslında teknolojiden anlayan yeni nesil insanların bir araya gelip ayağa kaldıkları bir finansal teknoloji girişimi gibi gözüküyor. Lakin arkasında bunu işe başladıktan sonra anlıyorsunuz çok ciddi bir şekilde küçük bir bank olmayı gerektirecek kadar know-how da gerektiriyor. Yani birdenbire işin içine girdiğinizde siz lisanslar, işte BDDK gibi Türkiye'de örneğin, anti-money laundering dediğimiz kara para aklama ilişkin kanunlar, Türkiye'de MASAK da var. Know Your Customer dediğimiz son kullanıcı ve işletmeleri onboard ederken uğraştığınız bir türlü aslında işle haşır neşir olmak zorunda oluyorsunuz ve fintechlerin bankacıların fintechlere çok enteresan şekilde ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla kendimi bir bankacı olarak hala adlediyor olmam bana sektörden de çok uzaklaştırmadığını düşünüyorum. Peki PayU'da neler yapıyorsunuz? PayU ne gibi faaliyetler gösteriyor? PayU Türkiye'ye ilk giren ödeme kuruluşlarından bir tanesi. Hatta lisanslı yani Mastercard ve Visa tarafından PSP başlığı altında lisanslanan ilk kayıt edilen ilk ödeme kuruluşu. 6 yıl oldu Türkiye'ye gireli. Türkiye operasyonları 16. ülkemizi başlattığımız. Çok iyi gidiyor, çok hızlı gidiyor. Tabii ilk başlarda Türkiye'de fintech'i ödeme kuruluşlarının ne olduğunu gerek bankalarımıza gerek partnerlarımıza anlatırken çok zorlandık. Çünkü çok yeni bir iş modeliydi, çok yeni bir hattı. Lakin bugün geldiğimiz noktada kendi lisansı olan, kendi derneği olan, çok yakında birlik olma ihtimali de var bu derneğin. Devlet kurumlarıyla ve birlikte iş yaptığımız partnerlarla çok ciddi işler yapan sıfırdan bir ekosistem yarattık. Biz PayU olarak ne yapıyoruz? Biz aslında internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen yani dijital ticaretle uğraşan işletmeleri çok hızlı bir şekilde ödeme altyapılarıyla tanıştırıyoruz ve bunların üzerine farklı katma değerli servisler inşa ediyoruz. Yani işte banka dolaşacağın işletmeler ki zaten bankalar bizim partnerlerimiz. Bankaların bu ürünlerini tek bir çözüm altında bu işletmelere sunuyoruz ve tek bir yerden, tek bir entegrasyon ve tek sözleşmeyle bu çözümlere bir sürü katma değerli servis sedet, kart saklama gibi, fraud servisi gibi, sahtekarlık önleme servisi gibi katma değerli servislerle tek bir yerden sunuyoruz bu ürünleri. Global bir işletme, kendimizi Malta Local olarak addediyoruz bu arada. Hani lokal pazarlarda çok güçlü ama aynı zamanda 1800 kişinin çalıştığı global bir firma PayU. Bunun 42 kişisi Türkiye'de. Bu platformu, PayU Hub dediğimiz platformu bugün, yani son bir yıldır özellikle, cross-border yapan e-ticaret şirketlerinin de ihtiyaçlarını kolaylaştıracak şekilde tek bir platform haline getirdik ve dünyanın en büyük top 500 e-ticaret işletmesiyle, ki bunlar dijital içerik satan işletmeler de dahil, el sıkışmaya başladık. İşte bunlardan bir tanesi Facebook, Uber. Yani bu ölçekte iş yapan işletmeler. Bu işletmelere tek bir platformla Türkiye'de yaptığımız şey aslında dünyada yapıyoruz. Bu işletmeleri PayU platformuna alıp onboard edip dünyadaki ödemeye ilişkin tüm çözümleri sunuyoruz. Yani 300 plus ödeme yöntemi demek hemen hemen dünyadaki bütün ödeme yöntemlerine lokal pazarlardaki dahil olmak üzere erişebiliyor olmanız demek. Dolayısıyla burada çok ciddi fırsat görüyoruz. Bu önümüzdeki bu yıl ve 2018 yılında şu an tamamen buraya odaklanıyoruz diyebilirim baktığınızda. Türkiye'de ödeme alanında faaliyet gösteren şirketlerin genellikle iç piyasada aktif olduklarını görüyoruz ama PayU'nun bir uluslararası misyonu ve fonksiyonu da var. Bu açıdan bakacak olursak Türkiye'den yurt dışına doğru gerçekleşen ve yurt dışından Türkiye'ye doğru gerçekleşen işlemler açısından bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii, çok enteresan bir pazar bu pazar ve bu pazarı çok şu an örtebilen daha dünyada bir ödeme sistemi yok. Cüzdanlar var, PayPal gibi global cüzdanlar var ama bunlar lokal ödeme çözümleri sunamıyorlar. O ülkelerdeki PayPal ya da cüzdan kullanımı kadar ancak kişiye ulaşabiliyorsunuz bu yöntemlerle. Bizim öngördüğümüz şey şu, 2021 yılında bu birçok büyük kuruluşun araştırmaları hep bunu söylüyor bu arada. Dünyadaki ödemelerin, online ödemelerin yaklaşık %50'si Mastercard ve Visa dışında yani kartlı ödeme sistemleri dışında alternatif ödeme yöntemleriyle olacak. Yani bugün Almanya'ya gittiğinizde insanlar daha çok Zofort denilen bir ödeme sistemiyle alışveriş yapmayı tercih ederken İskandinav ülkelerinde Klarna dediğimiz ki milyar dolarlık unicornlardan bir tanesidir şirketler inanılmaz değer kazanmaya başladılar.
Keza yine Polonya'ya gittiğinizde PayByLink dediğimiz bir ürün tamamen Mastercard ve Visa sistemlerinin dışında kullanıcıları internet üzerinden alışverişle tanıştırıyor. Biz Türkiye'den şöyle, Türkiye olarak aslında hep ilkokuldan beri maruz kaldığımız Türkiye, Orta Doğu'yu, işte Orta Avrupa'yı birbirine bağlar, Avrupa ile Asya'nın geçiş noktasıdır dediğimiz konuyu hiç kullanamadık. Yani sizin bilmiyorum bir örneğiniz var mı iyi becerebildiğiniz ama sanki ödeme sistemleri özellikle finansal teknolojiler alanında bunu ilk kez başarabileceğiz gibi gözüküyor. Çünkü Türkiye özellikle Avrupa ve Amerika'ya kıyasla Asya Pasifik'te başka şeyler oluyor. Ödeme sistemleri alanında çok önde. Gerçekten Türkiye'deki bankalar bugün BKM'nin BKM Express'le yaptığı şey, BKM tarafında yapılan şeyler gerçekten teknoloji anlamında yurt dışından gıptayla bakılan ürünler ve servisler. Dolayısıyla özellikle Türkiye'deki işletmelerimizi cross border dediğimiz yani yurt dışına açarak yurt dışındaki kullanıcılara ulaşmaları anlamında da destekliyoruz bu PayU Hub dediğimiz ürünümüzle. Keza yurt dışından Türkiye'ye satış yapan aslında hepimizin kullandığı işte Uber'ler, Spotify'lar, Netflix'ler, Facebook gibi kredi kartıyla ödeme yaptığımız alanlar Türkiye'den ödeme sistemleri ya da bankalarla yapmıyorlar bunları. Bunları yurt dışındaki, Almanya'daki, Singapur'daki bankalar aracılığıyla yapıyorlar. Yani biz aslında ihraç edeceğimiz teknolojimiz yerine ithal ederek Türkiye'de kalması gereken, Türkiye'de vergilendirilmesi gereken rakamları yurt dışına bir şekilde kaybediyoruz. Şimdi cross border'la bu PayU Hub'la Türkiye'ye satış yapan insanlar, PayU altyapısı ve Türkiye'de çalıştığımız bankalar ve BKM Express ise elbette Türkiye'ye taksitli satış yapabilmeye başlıyorlar. Ve burada BKM raporları da onu söyler. 1 milyar dolarlık bir ciro var. Yani Türkiye'deki kullanıcıların, Türkiye'deki kredi kartlarının yurt dışındaki web sitelerinde kullanma oranı 1 milyar doların üzerinde. Bu Türkiye'de kalacak, Türkiye'de tutabileceğimiz bir rakam. Dolayısıyla bu PayU Hub tarafında odaklandığımız yerlerden bir tanesi. Diğeri de ihracatın önünü açıp Türkiye'deki firmalarımıza hali hazırda entegre olduğumuz LCY2K gibi, de facto gibi 10 bin üzerinde firmayı dünyanın her yerine satış yapabilir hale getirmek istiyoruz ki daha güçlü, daha global, daha bölgesel firmalar yaratabilelim.